geldiniz diyor. Saygılar sunuyorum. Kent Konseyi ve onun alt birimlerinin oluşturulma nedenini hepimiz biliyoruz. Bu nedenle Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı olarak meclisimizin öneminden bahsetmeyeceğim sizlere. Sadece kadın toplumun direğidir demek düşüneceğim. Göreve geldiğimizden beri sağlıktan eğitime, çevreden istihdama kadar yaptığımız çalışmalar bu direği güçlendirmek için. Kadın Meclisi neler yaptı? Öncelikle Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanımıza ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Ardından sivil toplum kuruluşları, siyasi parti kadın kolları, odalar ve kamu kurumlarını ziyaret edip tanıştık. Onlara Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin önemini anlatıp birlikte çalışmak istediğimizi söyledik. Olumlu karşılandık ve hep destek gördük. Bu ziyaretlerde amacımız birlik beraberliği sağlamak ve ortak noktamız olan kentlilik bilincinde birleşmekti. Özel gün ve haftalarda çeşitli etkinlikler düzenledik. 29 Ekim'de ilimizde düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü'nde yerimizi aldık ve Cumhuriyetimizi coşkuyla kutladık. 14 Ocak Sübeyde Hanım'ı anma günü etkinliğine karanfillerimizle katılıp o yüce Türk kadınını saygı ve rahmetle andık. Mevlid Kandili dolayısıyla Namık Kemal Parkı'nda lokma pişirip 3000 kişiye ikram ettik. Anneler Derneği, Yardımseverler Derneği, Türk Kadınlar Birliği, Yardıma Muhtaç Çocukları Topluma Kazandırma Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği, Sakatlar Derneği, Halk Eğitim Merkezi, İş Okulu, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü gibi dernek ve kurumların etkinliklerine katılarak destek sağladık. Tekirdağ Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce düzenlenen Kadın Çalıştayı'nda Kadın Meclisi olarak Yönetim ve Kentsel Hizmetler, Kadın ve İstihdam, Kadın ve Şiddet, Kadın ve Sağlık, Kadın ve Eğitim, Kadın ve Aile adı altında oluşturulan tüm gruplarda yer aldık. Yapılan çalışmalar Valilik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından kitap halinde bastırıldı. Çok verimli ve başarılı bir çalışmaya katkımız olması bizleri çok mutlu etti. 8 Mart 2012'de Dünya Emekçi Kadınlar Günü münasebetiyle Tekirdağ'ın her mahallesinden katılım sağlayarak 100 kadınımızla belediyemizin maddi manevi desteği ile kahvaltıda bir araya geldik. Ardından Tekirdağ'ın 2 kadın milletvekili Sayın Özlem Yemişçi ve Sayın Doktor Candan Yüceer'in katılımıyla Kadın Olmak adlı paneli gerçekleştirdik. Tekirdağlı kadınlarımız birebir kadın milletvekillerimizle konuşma fırsatı buldular ve katılımcılarımıza kendi el emeğimiz olan yaka çiçeklerimizi hediye ettik. Sağlık diyoruz arkadaşlar. Kadınlarımız meme kanseri konusunda Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi hocaları ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Her gün 5 kadınımızı üniversite hastanesine götürerek meme taramasından geçirdik. 14 Mart Tıp Bayramı'nda Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimliği ve Poliklinikleri gezerek doktorlarımızın Tıp Bayramı'nı kutladık. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü törenlerine katılıp ardından Beyoğlu Köyü'nde şehitlerimiz için okutulan mevlid törenine katılmayı da kendimize görev bildik. Yaşlılar Haftası nedeniyle huzur evi ziyaretlerimizde yaşlılarımızla sohbet edip onları etkinliklerimize davet ettik ve hediyelerimizi sunduk. Çevre duyarlılığını ve bilincini oluşturmak üzere Tekirdağ Çevre Derneği'nin basın açıklaması ve konferanslarına katıldık. Tekirdağ Orman ve Su İşleri Müdürü Sayın Mehmet Uzun'un önemli katkılarıyla İnecik Köyü yakınlarında Kent Konseyi Kadın Meclisi fidan dikimi yaparak Kadın Meclisi Hatıra Ormanı'nı gerçekleştirdik. Bu etkinlik çok büyük bir katılımla gerçekleşti ve yöremizde çok geniş yankılar uyandırdı.
Böylece Tekirdağ'da pek çok kadının bir dikili ağacı var artık. Biz kadınlar üretkeniz. Elimizden her iş gelir. Bir de elimizden tutan olursa başaramayacağımız iş yoktur. Ama neden elimizden biz de elimizden neden tutsunlar? Kademe anlamında. O anlamda değil. Zorda oluruz. Biz de bundan yola çıkarak üreten kadınlarımızın eserlerini tanıtmayı ve pazarlamayı görev edindik. Tekirdağ Belediye Başkanımız Sayın Operatör Doktor Adem Dalgıç ve Kent Konseyi Başkanımız Levent Gündoğdu ile ortaklaşa hazırladığımız Kadın Meclisi Hanım Eli projesini hayata geçirdik. Açılışını 8 Mart 2013'te yaptığımız bu pazarımız şehrimize ve kadınımıza yakışan çok şık mekanlar oldu. Üreten kadınlarımız burada aile ve ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Başlıca amacımız tüketen değil, üreten kadın olmak. Bu projemizi genişleterek sürdürmeyi planlıyoruz. Tekirdağ Halk Eğitim Müdürü Sayın Suat Aydın ile yaptığımız protokol sonucunda yaz-kış devam eden el sanatları kursumuz haftanın 5 günü sürmektedir. Dönem sonlarında kurs mezunu kadınlarımızın ürünlerinden sergiler açıp kendilerine sertifikalarını veriyoruz. Sizlere gerçekleştirdiğimiz eğitim çalışmalarını sıralamak istiyorum. Tüketici hakları semineri, kooperatifçilik, proje yazma eğitimi, bilgisayar kursu, olumlu düşünce ve aile içi iletişim, Trakya bölgesi vizyon çalıştayı, yoksulluğun azaltılması ve ortak hareket projesi, Yeditepe Üniversitesi'nce tüp bebek ve kısırlık tedavileri hakkında bilgilendirme semineri. Bu eğitim çalışmalarımız geniş bir katılım ile gerçekleştirildi. Yeditepe Üniversitesi hocaları tarafından katılımcı bir çiftimize ücretsiz tüp bebek uygulaması yapıldı. Başarıyla sonuçlandı ve o çiftimiz sanıyorum 3 ay sonra mı başkanım? 2 ay sonra bebeklerine kavuşacaklar inşallah. Belediyemizin katkılarıyla çevre il ve ilçelere kültür gezileri düzenleyerek geleneklerimizi, tarihi ve turistik yerlerimizin tanıtımı gerçekleştirdik. Böylece amaçladığımız hedefe ulaştık. Yaptığımız bu çalışmalar bize yeterli gelmiyor. Hala ulaşamadığımız kadınlarımız, değinemediğimiz konularımız var. Özellikle eğitim ve istihdam konusunda proje çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki ay eğitim seminerlerimiz ve fotoğrafçılık kursumuzu başlatmayı planladık. Yapılan çalışmaların ve etkinliklerin başarıya ulaşmasında Kent Konseyi Kadın Meclisi Yönetim Kurulu ve üyelerinin Kent Konseyi Başkanımız Sayın Levent Gündoğdu ve Yönetim Kurulu üyelerinin özellikle de Belediye Başkanımız Operatör Doktor Adem Dalgıç'ın birlik beraberlik içinde olmalarının büyük katkıları var. Bu nedenle huzurlarınızda hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.